Muhterem arkadaşlarım, AKP'nin Suriye merkezli hiçbir öngörüsü tutmamış. Hiçbir yorumu amacına ulaşmamış ve hiçbir teklifi uygulamaya geçmemiştir. Suriye'de kimyasal silahların kullanıldığı konusunda bile başbakan ve başka bakanları karavana atmıştır. Maalesef başbakan konuştukça Türkiye zarar görmüştür. Başbakan Esad'a saldırdıkça, sövdükçe, hakaret ettikçe Türkiye bir yanından darp edilmiştir. Şam yönetimi ve muhalif unsurlar döktükleri kanı Türkiye'ye de sıçratmışlardır. Teröristler, zalimler sınır bölgelerimizdeki vatandaşlarımızın canına ve malına kastetmiştir. Esad'la muhaliflerinin hesaplaşmasına, ölüm oyununa taraftar olan Başbakan Erdoğan Türkiye'yi ateşe atmıştır. Bugüne kadar Suriye kaynaklı meydana gelen saldırılar ve artan şehadetlerimiz nihayetinde sabrımızı taşırma noktasına kadar getirmiştir. Sınır bölgelerimizdeki illerimiz ve ilçelerimiz adeta rehin alınmış, adeta kuşatılmıştır. Başbakanın Esad'ı hedefine alan aslı astarı olmayan, yavan, temelsiz ve uçuk sözlerinin vebaline nasıl katlanacağı hakkında bir fikri var mıdır? Men dakka dukka derken bu durumlara düşeceğinin, milletimizi bu hallere sokacağının hesabını yapmış mıdır? Suriye'ye daha fazla seyirci kalamayız mesajlarının başımıza türlü belalar açacağını öngörmüş müdür? Başbakan bu düzene dur demenin vakti geldi restini çekerken olacakları önceden görmüş, tehlikeleri sezmiş midir? Başbakan Erdoğan Suriye'yi iç meselemiz olarak lanse etmiştir. Birlikte tatiller yaptığı, ortak hükümet toplantıları düzenlediği, birisiyle kısa süre sonra düşman kamplara çekilen başbakan uzaktan uzağa Esad'ı sözde paylamış ve azarlamıştır. Bir zamanların dost ve kardeş Esad'ı birdenbire emzikli bebekleri katleden cani Esad'la yer değiştirmiştir. Ve başbakan Banyas'taki bebeklerin ölümüne değinerek şunları söylemiştir. Eğer ben o bebekleri görmeyeceksem, eğer ben minicik cansız bedenler için sesimi yükseltmeyeceksem, olmaz olsun böyle siyaset, olmaz olsun böyle bir dış politika. O bebeklerin, o çocukların, o annelerin işler acısı manzarası karşısında susmaktansa ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı kimliğimi şu kürsüye bırakır, çeker giderim. Peki Sayın Başbakan, sen Türkiye'deki bebekleri katleden alçaklarla pazarlık yaparken hiç mi yüreğin sızlamamıştır? Yoksa Banyas'taki bebekler Türkiye'deki bebeklerden daha mı kıymetli, daha mı sempatiktir? Suriye'deki bebeklere sahip çıkarken vatanımızda kundaktan çıkmadan tabuta giren yavrularımızı ne zaman hatırlayacaksın? Ne zaman faillerini itiraf edeceksin? Bebeklerin katilleriyle çözüm ve barış konuşurken hiç mi üzülmedin? Hiç mi vicdan azabı çekmedin? Hiç mi ne yapıyorum ben diyerek öz eleştiri yapmadın? 15 günlük, bir aylık ve bir yaşına henüz basmış onlarca bebeği doğrayan, körpe bedenlerine mermileri saydıran başbakanın pazarlık arkadaşlarıdır. Türk milleti İmralı canisine boşuna bebek katili dememiş
ve bu katile boş yere bu sıfatı reva görmemiştir. Şu zihin bulanıklığına dikkat buyurunuz. Başbakan Erdoğan bunları unutmuştur ve Manyas'taki ölümlere ağlamaktadır. Türkiye'deki sanki bebekleri öldürenler hiç olmamıştır. Sayın Başbakan, bebek deyince senin aklına Suriye mi gelmektedir? Irak'ta, Afganistan'da, daha birçok Müslüman ülkelerinde katledilen yüz binlerce bebeğin katilleriyle küresel projelerde buluşmak hiç mi seni rahatsız etmemiştir? Bu kadar yaşanmış kayıplara rağmen sadece Manyas mı seni üzmüş? Sadece Manyas'taki bebek ölümleri mi gözlerinden yaş getirmiştir? Başbakan Erdoğan, ayrıca Suriye'ye yüzümü dönersem şehitlerimizin yüzüne bakamam. Yarın mahşer gününde Rabbim bana soracak. O bebekleri gördün de ey Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ne yaptın diyecek. Kader yönünü ve tarafını kibirli bir edayla belli etmiştir. Sayın Başbakan, PKK'nın katlettiği bebeklerle ilgili sorgu ve sualin olmayacağını mı zannediyorsun? Cenab-ı Allah demeyecek midir? Bebek katilleriyle ne işin vardı? Onlarla ne yapıyordun? Ne işler çeviriyordun? Ne tezgahlar içindeydin? İlahi hesap gününde de çözüm istismarı mı yapacaksın? Barış masallarını mı anlatacaksın? Başbakan Erdoğan, madem bebeklerin, çocukların acısı karşısında susmaktansa, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan kimliğini kürsüye bırakmaktan bahsetmektedir. Bu sözünü yerine getirmeli ve Türkiye'nin başında bir daha gelmemek üzere suratla gitmelidir.